Merhaba sevgili izleyiciler. Bir Türk Lezzeti programında yine birlikteyiz. Bugünkü konuklarımızla sizin için nefis bir zeytinyağlı yapacağız. Hoş geldiniz diyelim konuklarımıza. Merhaba Thomas. Merhaba. Merhaba Sonya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kereviz yapacağız bugün. Onun malzemelerini sayalım isterseniz öncelikle. Tabii ki ana malzememiz olan kereviz var. Patates kullanacağız. Arpacık soğan kullanacağız. Birazcık şeker, tuz, limon kullanacağız, havuç ve zeytinyağı. Evet, artık pişirmeye başlayabiliriz. Sizden istediğim kerevizleri benim için soymanız. Saplarını kesiyorsunuz, ondan sonra da kabuklarını soymaya başlıyorsunuz. Kerevizimizi alalım. Ben sizin için bir tane örnek yapmaya başlayayım. Saplarını kesiyoruz. Eğer saplar taze ise, düzgünse saplarını da yemekte kullanabilirsiniz. Bu şekilde kerevizi soymanızı rica ediyorum. Tamam mı? Kerevizler için burada su hazırladık. Bu suyun sebebi kereviz kararmaya başlayabilir soyduktan sonra. Limon sıkacağız bu suyun içerisine ve kerevizleri doğradıktan sonra bu suyun içerisine atacağız. Eğer bekletmemiz gerekecekse hemen onu da hazırlamış olduk yemeği pişirmeye başlamadan önce. Ben de limonunu sıkmaya başlayayım. Limonu birazcık yumuşatalım. Sonya sen nereden geldin Türkiye'ye? Romanya'dan. Romanya'dan. Evet. Yakından gelmişsin. Evet, yakın sayılır. Yapıyor musunuz kereviz sizde yemek? Yapıyoruz. Zeytinyağlı mıdır peki sizde kereviz? Evet. Evet, limonu şöyle güzelce suyunu sıkalım. Thomas, siz Hello. Kereviz yapıyor musunuz? You do the celery in Canada? Not this town, no. Böyle değil onların kerevizleri. Daha farklı kereviz kullanıyorlar. Kereviz 2 senelik bir ömrü olan bir bitki. Aslında balkonlarınızda yetiştirebileceğiniz bir bitki. Çok da sağlıklı. Limon suyunu boşalttım normal suyumuzun içerisine. Gayet güzel, eline sağlık. Şimdi bunları küp küp doğrayalım. Like this for example. Küp küp doğradıktan sonra suyun içerisine atacağız. Thomas seni geçti. Evet. Evet. Ben şimdi de havucun hazırlığına başlıyorum. Havuçları ben kabuğunu soymayı tercih etmiyorum. Sebzeler eğer taze ise, güzelse kabuklarını soymayı pek tercih etmiyorum. Tabii ki kereviz gibi toprak içerisinde yetişenlerde daha fazla toprak olabiliyor ama havuçta da olabilir aslında. Bu havuç temiz. O yüzden bu havucu kabuklarını soymadan kullanacağım. Havuçları ince ince doğruyorum. Ve zeytinyağda onları kavurmaya başlayacağım kereviz yemeğini hazırlamak için. Kerevizin çok sağlıklı bir bitki olduğundan bahsetmek istiyorum. Diüretik bir özelliği var. Yani vücudunuzdaki fazla suyu atmak gibi bir özelliği var. Maydanoz için de aynı şeyi belki duymuşsunuzdur. Tebrik ederim. Congratulations. Thank you. Good job. Gayet güzel oldu. Thomas bayağı başarılı bu konuda. Buyurun. Hemen limonlu suyun içine atalım. Teşekkür ederim. Patatesi de aynı şekilde yapalım. You can do the potatoes the same way. En çok hangi Türk yemeğini seviyorsun mesela? En çok kebap. Kebap seviyorsun. Evet. Türk kebapları çok meşhur dünya çapında tabii ki. About this taste too? Taste? Yes please. Onları da küp küp doğruyoruz. Patatesi de küp küp doğrayacağız. Gayet güzel. Limonlu suyun içerisine bastırıyoruz. Şimdi yağımız hazır olduğu anda hemen havuçları içerisine atacağız. Yağın kızmasını bekliyoruz. Ve olduğu gibi görünüyor. 2 kereviz için ben 1 tane havuç doğradım. Siz daha çok seviyorsanız daha çok yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi birazcık soğan soymakla yoralım. Şuradaki soğanlar var ya, onlardan alabilirsin. O soğanlardan da benim için soymanı rica edeceğim. Şöyle ki, benim hiç sevmediğim bir iş olduğundan konuklarımızdan yardım alıyorum bu konuda. Bu soğanların kabuklarını böyle soymanı rica ediyorum. Okay? Can you do 10 for me? 10 tane benim için doğrayacak şimdi Thomas. Güzel.
Türk yemeği yapabiliyor musunuz peki Sonya? Evet yapabiliyorum. Ne kadardır buradasın? Ne kadar? 4 sene oldu. 4 sene evet. Ama çok güzel Türkçe öğrenmişsin. Teşekkür ederim. Bravo. Thomas ne işle uğraşıyorsun? What's your job? Oh, I work with computers. Kompütürlerle uğraşıyorsun. Bilgisayarcısın yani. Bizim dünyamızdan çok ayrı bir dünya. Çok karışık, değişik bir dünya. Havuçlar pembeleşinceye kadar onları güzelce yağda kavuruyoruz. Zeytinyağı koyduk gördüğünüz gibi. Bunlar hazır olduğu zaman alıp içerisine soğanları atacağım. Türkiye'de en çok neyi enteresan buluyorsun Sonya? Ne ilginç geliyor sana? Ne gibi? Değişik gelen bir şey var mı mesela? Değişik. Sizin adetlerinizden, hayatınızdan farklı olan ilginç gelen bir şey var mı? Yok aslında her şey yani güzel. Her şey benziyor mu? Evet. Sizdeki peynirin adı kaşkaval galiba, evet, değil mi? Evet, aynen. Bizdeki taze kaşara denk geliyor. Benzeyen şeylerimiz var dediğiniz gibi. Tabii benzeyen ki. Aynı olan kelimeler var mı? Benzeyen kelimeler pek yok aslında. Evet, havuçlar gayet güzel pişti. Aynı yağın içerisinde hiç lezzeti kaybetmeden soğanları pişireceğim. Arpacık soğan çok lezzetli bir soğan cinsi. Eğer onu daha kolay soymanın yöntemi nedir diye derseniz, sıcak suyun içerisinde 1-2 dakika bekletirseniz çok daha çabuk soyulduğunu görebilirsiniz. Evet, şimdi patatesi doğrayacağım. Patatesleri de lütfen doğra benim için. Arpacık soğanları da önce şöyle bir yağda çevireceğim. Şu biraz büyük, bunu ufaltalım. Gördüğünüz gibi bütün olarak koyuyorum arpacık soğanları. Bütün olarak kalktığında çok güzel bir görüntü verecekler ama arpacık soğan bulamazsanız onun yerine normal soğan da kullanabilirsiniz. Normal soğanı küp küp doğrayarak içine koyabilirsiniz. Bunları da hemen alalım. Teşekkürler. Sen ne kadardır Türkiye'desin Thomas? How long have you been in Turkey? One month on Sunday. Bir ay. Daha çok tazesin. Çok yenisin. Thomas Kanada'dan katılıyor programımıza. Kanada çok soğuk, burası çok sıcak. Onun hoşuna gidiyormuş. Ben de ona yazı beklemesini tavsiye ettim. Yazın aynı şeyi düşünecek mi? Merak ediyorum gerçekten. Çünkü burası çok nemli Kanada'ya göre. Evet, soğanlar da pişti. Şimdi şöyle onun da altını bir kapatalım. Şimdi kerevizleri alacağım. Kerevizler ıslak olduğu için birazcık suyunu şöyle süzdürerek içine atıyorum. Soğanların içine kerevizleri attım. Sırayla şimdi her şeyi atacağım içine. Patatesler hazır mı? Evet. Tamam. Patatesleri de alayım. Şöyle tahtayla alabilirim. Teşekkürler. Buyurun. Herse. Yeterince soğanımız oldu. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Patatesleri de fazla bekletmeden kararmasını istemiyoruz. İçerisine attık. Şimdi bunun içerisinde soğan, kereviz, patates var. Bir de havuç kavurmuştuk. Kavurduğumuz havuçları da içine atıyoruz. Evet. Biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim. Aslında zeytinyağlı yapmak bu kadar basit sevgili izleyiciler. Zeytinyağın bir püf noktası varsa o da içerisinde bolca zeytinyağı olması gerektiği. Az zeytinyağlı zeytinyağlar pişmiyor. Sebzeler için mutlaka biraz fazla zeytinyağı kullanmamız gerekiyor. Fazla derken normal ölçüyü çok azaltmanızı tavsiye etmiyorum. Onu demek istiyorum. İçerisine birazcık da tuz atalım. Bir çay kaşığı kadar.
Bu da tamam. Biraz da şeker atacağız. Şeker atıyor musunuz yemeklere? Evet atıyoruz. Var değil mi evet, sizde evet. de böyle bir adet? Biraz da şeker atıyorum. Bir çay kaşığı kadar da şeker. Şeker Türk mutfağına Osmanlılar zamanında girmiş. Ve bir zenginlik göstergesi. Aslında sebzelerin asit miktarını dengelemek için kullanılabiliyor. Şimdi artık bütün hazırlıklarımız tamam. Bir tek suyunu eklememiz kaldı. Bir kepçe alıyorum ve suyunu da ekleyeceğim. Su olarak ben burada daha önce hazırladığım limonlu suyu kullanmak istiyorum. Çünkü zaten limon da biraz sıkacağız içerisine. Temiz limonlu suyumuzdan biraz koyuyoruz. Önce her zaman tüm zeytinyağlarda yaptığımız gibi ateşin altını iyice açacağız. Suyun iyice kaynamasını sağlayacağız. Ondan sonra da altını iyice kısacağız. Ve yavaş ateşte bir 45 dakika kadar pişmesini sağlayacağız. Yemeğimizden pişme kokuları geldi. Sanırım hazır. Gayet güzel. Şimdi içerisine son safhada saplarını katacağım. Onun için sapları ince ince doğrayacağım. Peki Thomas sen bilgisayar işi mi yapacaksın, başka bir iş mi yapacaksın? Evet. Will you still be working on computers or something else? I'm hoping with computers. Kompütüre devam, bilgisayara devam. Evet, sebzelerimizi de hazırladık. Şimdi bunu da çok kendilerini kaybetmesinler diye son aşamada yemeğin içine atıyoruz. Üzerine de süslemek için bir iki tane daha bıraktım. Servis tabağına alalım. Zeytinyağlıları mutlaka bir gün sonra yemenizi tavsiye ederim. Tabii ki o gün hemen de yiyebilirsiniz ama bir gün sonra yediğinizde lezzetinin çok daha güzel olduğunu fark edeceksiniz. Lezzet iyice nüfuz ediyor. Zeytinyağı iyice nüfuz ediyor. Ertesi gün sanki bambaşka bir yemek gibi oluyor zeytinyağlılar. Arpacık soğanlar da bütün bütün gayet güzel kalmış. İstediğimiz gibi olmuş. Nasıl? Çok güzel. Elinize sağlık. Servisi yaptık. Şimdi heyecanlı ana geldik. Let's have a taste. Bir tadına bakalım. Bakalım. Ben çok beğendim. Çok güzel. Bembeyaz olmuş. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok beğendin. Çabuk öğrendin. Tebrik ederim. Eline sağlık. Evet. Teşekkürler Thomas. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim afiyet olsun. Zeytinyağlımızı hazırladık. Biz şimdi buradan hemen mideye indirmeye başlıyoruz. Görüşmek üzere.